Bir sonraki sorumla devam etmek istiyorum Kadir. E, kendiniz gibi e, oyuncu olan Neslihan Atagül'le e, Fatih Harbi dizisi setinde tanışıyorsunuz. Evet. Orada aşık olup hayatını birleş hayatınızı birleştiriyorsunuz. E, şimdi çok merak ediyorum acaba kendisini daha önce e, beğenir miydin e, ve bu e, setlerin acaba bu e, aşka bir e, mekan olma hali var mı? Çünkü e, evet e, çok romantik bir ortam iş ortamı ama bir taraftan da hani e, çok yoğun duyguları yaşıyorsunuz. E, setin e, buradaki katkısını merak ediyorum. Zira Burak Özçivit'le de Kara Sevda dizisinde rol aldı. Acaba bu set arkadaşlığının bir e, atmosferi, duygusu, elektriği mi var yoksa nasıl oluyor diye direkt yüzüne soralım. Soru gelsin. Sen Neslihan Atagül'e nasıl aşık oldun? Şimdi e, ilk başta konuya girizgahından dem vurmaya çalışırsam bu dünyada yani bu coğrafyada ya da herhangi bir yerde iki avukatın iki doktorun iki hemşirenin evlenmesi kadar doğal. Çünkü çalışma şartları uzun saatler bir arada olmayı gerektiriyor ve bu bir etkileşim kaynağı olabilir. Bu başka bir tarafı Ama benim bugünkü eşim sevgili Neslihan'la beraber tanıştırılmak üzere yapım şirketine getirildik. Ben öncesinde ya kimdir bu Neslihan Hanım diye açıp Google'dan ya da herhangi araştırabileceğim yerden baktım. Aldığı ödülleri gördüm, güzel yüzünü gördüm, oyunculuğunu kısa kısa izledim ve dedim ki ne kadar güzel, başarılı bir oyuncuymuş. Ama duygusal hiçbir şey yok hı hı. ve gerçekten bir hissiyat yok. Ben sonra yapımcının direktifleri direktifleriyle yapım şirketine gittim. Bizi orada tanıştıracaklardı, senaryo çalışacaktık. Sonra da sete geçecektik birkaç hafta sonra. <laughs> yapım şirketinden içeriye girdim. Arka tarafta bir bahçesi var. İçeriye girdim, ince bir koridor. Orada bir hanımefendiyle güneşin de etkisiyle yaprakların arasından bana bakan çift göz gördüm. Ve o... Dedim ki bu kim? Ben sanıyorum ki içimden söyledim. Yapımcı böyle dedi. Partnerin. Ama ben içimden sordum, düşünüyordum. Böyle sormuşum. Bu kim? Demişim. Öyle başladı bizim hikayemiz. Tabii ki araştırdım ama demek ki yüz yüze gelmek bu anlamda önemli.